أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Değerli kardeşlerim, konuşmamın konusu eşlerin sevgi ve merhamete dayalı ilişkisi hakkındadır. Çağımızda kadın erkek arasındaki sınırları ve karı koca ilişkisi çözülmeyen bir sorun haline gelmiştir. Vaadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci halifesi Hazreti Muslim Maud radıyallahu anhu şöyle buyurur: şu an dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi kadın ve erkek ilişkisiyle ilgilidir. 1300 sene önce Arabistan'da doğan bir ışık, kadının da bir insan olduğu fikrini insanların zihnine yerleştirmeye çalıştı. Kur'an-ı Kerim erkeğe hitaben kadınlar hakkında وَلَهُنَّ مِسْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ gibi küçücük bir cümle kullandı. Bu cümle ileride azimuşşan sonuçlar doğuracaktır. Bazı gerçeklerin hakikati vaadilen Mesih'in zamanında ortaya çıkacaktı. İşte onlardan bir tanesi de bu çağrı idi. Erkek ve kadın ilişkileri sorunu çok önemli bir meseledir. 13 asır onun hamileliği dönümü için gerekiyordu. Çağımızda ise bu sorun dünyayı hayrete düşürecek bir hal almıştır ve dünya ileride nelerle karşılaşacağı konusunda şaşkındır. Kadın hürriyet çağının geldiğinin farkına varmıştır. Kadınları hizmetçi hatta köle zanneden erkekler ve eşlerini her türlü hizmetinde kullananlar hayatlarının nasıl geçeceği konusunda şaşkındırlar. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı onlardan gizlidir. Gözlerin önünde olan sadece miras şeklinde ellerine geçen duygulardır. Bundan dolayı ileride nelerle karşılaşacaklarını kestiremiyorlar. Avrupa'da bir devrim yaşandı. Bunun neticesinde erkek ve kadın her ikisi de inlemektedir. Onların her ikisi yerlerinden sökülmüştür ve bunun sonucu olarak da sürekli acı çekmektedirler. Onlar İslam'ın erkeğe ve kadına verdiği haklara riayet ettiği zaman ancak rahata kavuşacaklardır. Sonra kendisi şöyle buyurur: diğer milletlerde bulunan sorunlar Müslüman kadınlarda da ortaya çıkmaktadır. Ama ne yazık ki Müslümanlar bunların ilacını Kur'an-ı Kerim'de arayacaklar yerde Avrupa'nın yolunu tercih etmektedirler. Bunun neticesi olarak Avrupa'da belirlenen huzursuzluklar Müslümanlarda da meydana gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'e uyulduğu takdirde örf ve adetlere karşı gelme sonucu zorluklarla karşılaşacağız. Ama son neticesi hayırlı olacaktır. Kadın ve erkek haklarıyla ilgili dünyada bir devrim yaşanmak üzeredir.
Ama bu değişikliğin Kur'an-ı Kerim'e uygun olması gerekir. Değerli kardeşlerim, aile hayatının temelini teşkil eden tuğla, eş seçiminde kullanılan yol ve yöntemle atılır. Gelecekteki cennetlik ve cehennemlik hayatının binası bunun üzerine inşa edilir. Bundan dolayıdır ki İslam eş seçiminde duygularla hareket etmeyi değil, çokça dua, akli selim ve kavli sedidi tercih etmeyi emretmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazfur bizati din demek suretiyle eş seçiminde birinci tercihin din ve ahlak olması gerektiğini öğretmiştir. Ama bugün zihnen batıya teslim olmuş Müslüman, eş seçerken internet ve benzer modern yollar kullanmaktadır. İki yabancının ilişkisi burada başlar ve bazen kısa bir zamanda bu ilişki karı koca ilişkisine dönüşür. Geçici nefsani duygularına teslim olmuş, batılı hayat tarzını benimseyen kimseler bilmelidirler ki, bu tür insanların aile hayatı bugün batının çizdiği yolları takip etmeye başlar. Dua, kavli sedid ve akle selimi göz ardı ederek hiç tanımadığı kimselerle bu şekilde karı koca hayatına başlayan insanlar hangi sorunlarla karşılaşabilirler? Bu konuda Vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Çağımızda türlü türlü ahlaksızlıklarından dolayı insanların çoğunun nesli bozulmuştur. Kızlar konusunda zorluklarla karşılaşılmaktadır. Gördüğüm kadarıyla büyük çaba sarf edilmesine rağmen yabancı insanlarla akrabalık kurmanın birçok kötü sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bazı kızların atalarından birisi bir zamanlar ferengi hastalığına yakalanmış olduğundan ileriki bir zamanda aynı hastalık o kızlarda da ortaya çıkmaktadır. Bazı kimselerde verim vesaire gibi akciğer hastalıkları ve bazılarında kısırlık bulunur. Ailelerin ahlaksızlığından dolayı bazı kızlarda hakkıyla takva bulunmamaktadır. Yabancı kimselerle akrabalık ilişkisi kurulurken bu ve buna benzer ayıplar bilinmez. Bu konuyla ilgili başka bir nasihatinde şöyle buyurur. Milletimizin başka bir kötü geleneğine gelince onlar kendi milletine mensup olan kimseye kız vermekten hatta elinden geldiğince kız almaktan da hoşlanmazlar. Bu tamamıyla kibirlenmek ve kendini beğenmekten ileri gelir ve şeriatın emirlerine kesinlikle terstir. Eş aranırken dikkat edilmesi gereken nikahlanacağı kimsenin takva sahibi olup iyilik üzerinde yürüyen ve fitneye yol açan herhangi bir soruna sahip olmamasıdır. Biliniz ki İslam'da kavmin hiç değeri yoktur. Asıl olan takvadır. Hazreti Musleh Maud radıyallahu ta'ala anhu şöyle buyurur. Sözüme kulak verin. Karı koca ilişkisi bir saatlik değil, ömür boyudur. Hatta bana kalırsa kıyamete kadardır. İnsan ektiğini biçer. Bundan dolayıdır ki nikah vaktinde gelinin dindar olmasına ve damadın da kötü ahlaklara sahip olmamasına dinen dikkat edilir. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam evlendi. Bu nikahın temelinde takvaya dayalı öyle bir esas vardı ki bunun neticesinde onun neslinde üst üste peygamberler gelmeye devam etti. Nare-i Tekbir! Allahu Ekber! Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İzabülah Mahmud ki gel. İzabülah Mahmud ki gel. Ahmediye cemaat zindabad.
Nare-i Tekbir. Allahu Ekber. Hazreti Muslim Maud radıyallahu teala anhu sözünü şöyle devam eder. İnsanlar bu tür şeylere çok az dikkat ederler ve zamanı geldiğinde kendi hedeflerine ulaşmak için her türlü yola başvururlar. Vadlen Mesih karı koca ilişkileri hakkında Mevlana Hakim Nuruddin Hazretlerine bir mektupta şöyle yazmıştır. Sahli ve sevgili bir eş nasip edilen bir insan ileri derecede şanslı, mübarek ve mutludur. Bununla takva ve temizlik güçlenir, din ve imanın büyük bir payı kolaylıkla ele geçer. Bundan dolayı hemen hemen bütün peygamberler sanki ona aşık imiş gibi güzel ve sahli hanım nasip edilmesini istemişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'ye olan sevgisi meşhur bir olaydır. Yazılanlara göre İslam'da ilk zuhur eden sevgi buydu. Ben bu nimetin size bağışlanması için Allah indinde duacıyım. Bence bu nimet birçok nimetin özüdür. Mümin ileri derecedeki takvanın talebi, hatta aşık olduğu için bence erkek ve kadın arasında sevgi, ihlas ve dostluk bulunan bir ev cennet gibi pak ve bereketlerle doludur. Aynen bunun gibi o, yani Vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Ali, Hazreti Nawab Muhammed Ali Han Bey radıyallahu ta'ala anhu'a ilk eşi vefat ettiğinde bir mektupta şöyle taziyede bulunmuştur. Karı koca ilişkisinde sırlar bulunur. Kadın ve erkek bir beden ve bir vücut haline gelirler. Yüzlerce kere aynı yatakta yatarlar. Onlar birbirinin uzvu haline gelirler. Bazen aralarında aşka benzer bir sevgi zuhur eder. Bu sevgi zamanını hatırlayıp gözleri yaşarmayan hiçbir kalp yoktur. Birkaç hafta evden uzaklaşınca insan bu muhabbeti özler. Bu bağdan Allahu Teala sık sık bahsetmiştir ki aralarındaki sevgi ve muhabbeti kökleştiren ilişki budur. Bazen bu bağın bereketinden dolayı dünyevi acılar unutulur. Hatta peygamberler bile bu bağa muhtaç idiler. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem çok üzgün olduğunda Hazreti Ayşe'nin uyluğuna elini vurup "Rehna ya Ayşe, ey Ayşe biz şu an üzgünüz, bizi sevindir derdi. Bundan anlaşıldığı gibi sevgili hanım iyi bir arkadaş ve aziz bir reistir ki o evladın en büyük dert ortağıdır. O uzuntudan kurtarıp ev işlerinin idarecisidir. Onun aniden dünyadan göç etmesi ne kadar büyük bir uzuntudur. Her tarafa yalnızlığın karanlığı çöker ve ev insana korku verir. Aile hayatını sevgi ve huzurun kaynağı yapmanın büyük silahlarından bir tanesi duadır. Vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize şu duayı öğretmektedir. Ve aslihli fi zurriyati, yani çoluk çocuğumun manevi durumlarını da düzelt. Bundan dolayı sadece kendi manevi ilerlemeniz için dua etmenizle yetinmeyip hanımınızın ve çocuklarınızın da bu yolda ilerlemeleri için dua ediniz. Çünkü insanın manevi fitnelere düşmesine çoğunlukla evladı ve özellikle de hanım sebep olur. Unutmayınız ki Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın başına ilk olarak ne geldiyse hanımının yüzünden geldi. Bal'am bin Baure'nin fitneye düşmesine de hanımı sebep olmuştu.
Tevrat'tan anlaşıldığına göre zamanın padişahının gösterdiği taklara tamha eden Bal'am bin Baure'nin hanımı kocasını Musa peygamber aleyhine beddua etmek için kışkırttı. Kısacası genellikle eş ve evlat insanın manevi fitnelere düşmesine sebep olur. Bundan dolayı onları ıslah etmeniz için elinizden geldiğince uğraş verin ve onlar için bol bol dua edin. Validen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Ahmedi bir erkeğe hangi vasıflarla donatılmış olarak görmek istiyordu? Bunun bir örneğini sunacağım. O bir seferinde Nuvab Muhammed Ali Han Bey radıyallahu ta'ala anhu'ya şöyle yazdı. Siz eşinizin bazı tutumlarının sizi rencide ettiğini yazdınız. Biliniz ki benim yolum bu değildir. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşiyle iyi olan en iyi olanınızdır hadisiyle amel etmeyi saadet alameti olarak görürüm. Allah kadınların tabiatında o kadar eğrilik yaratmıştır ki bazen onların Allah, peygamber, kocası, kayınpederi, kocasının mürşidi, annesi veya kız kardeşini kötülemeleri ve onların iyi niyetlerine muhalefet etmeleri hayret verici değildir. Durum böyle olsa bile uygun olan bir heybet ile ve bazen yumuşaklıkla onlara nasihat edin ve eğitimleriyle meşgul olun. Ama daima onlara iyilik edip ahlaklı ve yiğitçe davranın. Bir Müslümanın ahireti düşünmesi gerekir diye ona nasihatler verin ki Allah-u Teala musibetlerden korusun. Dua edilmeli ki kar koca, çocuklar ve arkadaşları birbirinden ayıran heybet verici şey, yani ölüm zamansız gelip ortalığı birbirine katmasın. İnsan kalbini yumuşak tutmalı, 5 vakit namazı eda etmesi için hanımınıza nasihat edin. Namaz Allah indinde birçok şey arz etmeyi fırsat verir. Dünya ve ahiretiniz için kendi dilinizde dua edin. Kötü kaderlerden korkun. Barış ve huzur vaktinde korkana Allah rahmet eder. Ayrıca siz eşiniz için namazlarınızda dua edin. Ufak hatalar görüp kalbinizde ilişkiyi kesmeniz yakışıksızdır. Tersine vefalı olup onun ıslahı için uğraşın ve gerçekten merhametli davranın. Dikkat ediniz. İster Ahmedi erkek, ister kadın. Kim bu tür sorunlardan dolayı evlilik bağını koparmak isterse, zamanın imamı ona ufak hatalar görüp kalbinizde ilişkiyi kesmeniz yakışıksızdır buyurmaktadır. Evlilik bağını koparmakla ilgili bir olay anlatmadan geçemeyeceğiz. Bedir gazetesinin kurucusu editörü Hazreti Babu Muhammed Afdal Bey radıyallahu ta'ala anhu Afrika'da çalışırdı. Hali vakti yerindeydi. Onun 2 eşi vardı ve Kadiyan'da yaşarlardı. 1899 senesinde o Hakim Mevlü Nuruddin Hazretlerine bir mektup yazarak her 2 hanımın Afrika'ya gönderilmesini rica etti. Mektubunda o hanımlardan kim gelmeyi red ederse onu boşuyorum diye yazdı. Onun mektubu Vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a sunulduğunda çok üzüldü ve Mevlevi Nuruddin radıyallahu ta'ala anhu'ya ona benim tarafımdan şöyle yazdı buyurdu. Böyle bir kimse ile bizim bağımız olamaz. Çünkü bu kadar aziz olan ilişkiyi ufak bir nedenden dolayı kesen kimse bizimle nasıl vefalı kalacak? Bu mektup Hazreti Babu Bey'e ulaştığında adeta yer ayağının altından kaydı
düşündüklerinden tövbe etti. Rahat ve varlıklı hayatından vazgeçip Kadiyan'a geldi. Bedir gazetesini çıkardı ve hayatının sonuna dek vefalı olarak Vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulundu. Vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, Ahmedi bir erkin yiğitlik vasıflarla süslendiğini görmek istiyordu. O şöyle buyurmaktadır. Bize göre erkek olup kadına savaş açmak ileri derecede hayasızlıktır. Tekrar okuyorum. Bize göre erkek olup kadına savaş açmak ileri derecede hayasızlıktır. Yüce Allah bizi erkek olarak yaratmıştır. Bu aslında üzerimize nimetin tamamlanmış manasına gelir. Bundan dolayı ona teşekkür etmek için kadınlara lütufta bulunmak ve yumuşak davranmak gerekir. Vadilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurur. Fahşa haricinde hanımların bütün ahlaksızlıklarına ve acımasızlıklarına dayanın. O yine şöyle buyurur. Bir keresinde ben eşime sitemde bulunmuştum. Kalbimdeki gücenmenin sesime yansıdığını hissediyordum. Bununla beraber incitici ve kalp kırıcı bir kelime telaffuz etmemiştim. Daha sonra eşime olan bu sertliğin nedenini gizli bir günahtan dolayıdır. Düşüncesiyle uzun bir zaman istiğfar edip huşu ve huzur içinde nafile namazlar kıldım ve sadaka verdim. Kim, Vadilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurur, kim zevcesine ve akrabalarına yumuşaklıkla ve ihsanla davranmıyorsa o benim cemaatimden değildir. Kadınlara saygılı davranmak ve ahlaksızlıklarına karşı sabırlı olmak şeriatın emridir. Bir hanım namuslu ve kocasına itaat ettiği müddetçe onun durumlarını çok kurcalamayın. Çünkü kadınlar doğuş itibarıyla erkekten daha zayıf yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tutumu da buydu. O hanımlarının uygunsuz davranışlarına katlanır ve şöyle buyururdu. Her kim kadının o gibi düz olmasını istiyorsa hatalıdır. Kadınlarının yaratılışında eğrilik vardır. Bu eğrilik hiçbir şekilde düzelmez. Değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Al-hakku murrun, yani doğru söz acı dolu olur buyurmaktadır. Bundan dolayı çağımızda kadın ve erkeğin hasta olan ilişkisini tedavi etmek için Vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sunduğu reçteyi acı olsa dahi her erkek ve kadın isteyerek veya istemeyerek kullanmaya mecburdur. Bu şifa verici ilaç her çifti sağlıklı vücut halini getirip kanımızın daimi bir parçası olarak damarlarımızda dolaşıncaya dek onu kullanmaya devam etmeliyiz. Ancak hakim ve adil, yani adaleti hakim olarak gönderilen Vadilen Mesih'in reçtesinden tamamıyla yüz çeviren bir çift veya Vadilen Mesih'in karşı taraf için söylediklerinden hoşlanan ama kendisine verilen nasihatleri göz ardı eden kimseler için huzursuzluk mukadder kılınmıştır. Vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Urduca'da onun bir beyti vardır. Sidk se meri taraf ao isi me khair hai. Hain dirinde har taraf me afiyet ka hun hisar. Yani İhlas ve istenikle bana gelin. Çünkü hayrınız bundadır. Her tarafta yırtıcı hayvanlar vardır. Ama ben koruyucu kaleyim. Değerli kardeşler, La Şarkiya ve La Garbiya
yani ne doğuya ne de batıya ait olmayan İmam-ı Zaman, hakim ve adil makamının sahibi Vadilen Mesih aleyhissalatu vesselam yuvalarımızda sevgi ve merhamet ortamının kurması için bir taraftan erkeklerin fıtri zaaflarına dikkatlerini çekerek onlardan kurtulmalarını ve dünyadaki alel-adi erkeklerden farklı olup cennete benzer aileler kurma konusunda sorumluluklarını yerine getirmelerini istemiştir. Diğer taraftan o Allahu Ekber. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mirza Gulam Ahmed ki. İslam zindabad. Ahmediyet zindabad. Nare-i Tekbir Allahu Ekber. Diğer taraftan o hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan kadınların dikkatini de onların fıtri zaaflarına çekmek suretiyle zaafların üstesinden gelmeyi ve onların kötü sonuçlarından yuvalarını korumayı istemiştir. Bilindiği gibi tek elle alkış tutulmaz. Bundan dolayı her Ahmedi erkek Vadilen Mesih'in reçetesini gönül rızasıyla uygulamalı. Aynı şekilde her Ahmedi bayan bu abi hayatının içilmesi aynı şekilde her Ahmedi bayan bu abi abi hayatın içmelidir. Barış ve sevgi ki bu abi hayatın içmelidir ki barış ve sevgiye susamış olan dünyaya onun örnekleriyle daimi hayat nasip olsun. Vadilen Mesih aleyhissalatu vesselam hanımlara hitaben şöyle buyurmaktadır. Kadınların kötü adetlerinden bir tanesi de ikide bir kocalarına itaatsizlik etmeleridir. Onlar izin almadan kocalarının mallarını harcarlar ve kızdıklarında kocalar aleyhinde ileri geri konuşurlar. Bu tür kadınlar Allah ve Peygamber indinde lanetlidirler. Namazları, oruçları ve amellerinin hiçbiri makbul değildir. Yüce Allah açıkça bir kadın kocasına tam manasıyla itaat etmediği ve gönül sevgisiyle ona hürmet göstermediği müddetçe ve onun yokluğunda hayrını istemedikçe takva sahibi sayılmaz buyurmaktadır. Allah'ın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kocalarına itaat etmeleri kadınlara farzdır. Yoksa amellerinin hiçbirisi makbul değildir buyurmaktadır. Ayrıca o Allah'tan başkasına secde etmek caiz olsaydı ben hanımlara kocalarına secde etmelerini emir ederdim buyurmaktadır. Kocasının aleyhinde konuşan veya ona ihanet gözüyle bakan ve Allah'ın emrini işittiği halde tutumundan vazgeçmeyen bir bayan lanetlidir. Allah ve Peygamber ona kızgındır. Kadınlar kocalarının mallarını aşırmamalı ve namahremden kendilerini korumalıdırlar. Kocası ve nikah düşmeyen erkekler haricindeki bütün erkeklere karşı tesettürlerini korumalıdırlar. Namahrem erkeklerden tesettür etmeyen kadınlarla şeytan hep yan yanadır. Kadınların yapmaları gerekince kötü huylu ve kötü ahlaklı kadınları evlerine sokmamaları ve hizmetlerinde bulundurmamalarıdır. Çünkü iyi bir bayanın kötü karakterli kadının sohbetinde bulunması büyük günahtır. Kadınlarda bulunan kötü huylardan birisi de şudur. Bir kadının kocası kendine özgü bir sebepten ötürü ikinci kez nikahlanmak istediğinde kadın ve akrabaları çok öfkelenir. Ona küfür edip gürültü koparırlar. Allah'ın bu kuluna haksız yere eziyet ederler. Bu tür kadınlar ve akrabaları işe yaramaz, şerli ve kötü kimselerdir. Çünkü Allah
içinde yüzlerce iyilik bulunan kamil hikmetinden ötürü erkeklere kendilerine özgü ihtiyaç veya sebepler gereği 4'e kadar evlenmeye müsaade etmiştir. O zaman Allah ve peygamberin emri gereği evlenen kimse neden kınansın? Allah ve peygamberin emirlerine karşı gelen bu tür kadın ve akrabaları ileri derecede Allah indinden kovulmuş kimseler olup şeytanın kardeşleridir. Çünkü onlar Allah ve peygamberin buyruklarından yüzlerini çevirip Allah ile savaşmak isterler. Eğer kalbi temiz olan bir Müslümanın evinde bu tür şerli yahut şımarık bir hanım varsa onu cezalandırmak için kesinlikle ikinci kez evlenmeli. Vallahi Mesih Aleyhisselatü Vesselam Keştiyenu bilinen bir kitaptır. Bütün cemaatte bu kitapta nasihatlerde bulundu. Ve bu kitabın sonuna doğru hanımlara birkaç nasihat başlık altında şöyle başladı. Bizim bu çağımızda kadınlar bazı özel bid'atlere yakalanmış bulunmaktadırlar. Ve bid'at, bunu bilmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bid'at insanı cehenneme götürür buyurmaktadır. Ve Mesih Aleyhisselam diyor ki bizim bu çağımızda kadınlar bazı özel bid'atlere yakalanmış bulunmaktadırlar. Onlar taaddudi zevcat, yani birden fazla evliliği meselesine çok kötü bir gözle bakarlar. Sanki ona iman etmezler. Onlar Allah'ın şeriatının her çeşit ilacı kapsadığını bilmezler. Eğer İslam'da teaddüdi nikah meselesi olmasaydı, o zaman erkeklerin ikinci nikah yapmak üzere karşılaştıkları bazı durumların bu şeriatta hiçbir ilaç bulunmazdı. Allah'ın dini bir eczane gibidir. Eğer bir eczanede her hastanın ilacı bulunmazsa öyle bir eczane işleyemez. Sonra hani konunun devam ederken der ki şöyle buyurur. Onun için ey bayanlar, siz kocalarınızın ikinci kere evlenmeye irade etmeleri üzerine Yüce Allah'a şikayet etmeyiniz. Aksine Yüce Allah sizleri musibet ve imtihandan korusun diye dua ediniz. Şüphesiz iki hanım ile evlendikten sonra eşit davranmayan erkek aşırı zalim ve cezalandırılmaya müstahaktır. Fakat siz kendiniz Allah'ın emrine karşı çıkarak ilahi azabın hedefi olmayınız. Her insan yaptığı işler konusunda sorumlu tutulacaktır. Eğer siz Yüce Allah'ın gözünde emirlerine bağlı ve dindar olursanız bu durumda kocalarınızda Allah'ın emirlerine bağlı bir duruma getirilecektir. Gerçi şeriat değişik hikmetlerden dolayı birden fazla kadın ile evlenmeyi caiz saymıştır. Ancak kaza ve kader yasası sizin için açıktır. Eğer şeriat yasası sizin için dayanılmaz ise dua vasıtasıyla kaza ve kader yasasından istifade ediniz. Çünkü kaza ve kader yasası şeriat yasasına dahi üstün gelir. Takva edininiz. Dünya ve onun süsüne fazla gönül bağlamayınız. Milletiniz ile övünmeyiniz. Hiçbir kadınla alay etmeyiniz. Kocalarınızdan güçlerinin yetmediği taleplerde bulunmayınız. Sizler mezara masum ve iffetli olarak girmeye çaba sarf ediniz. Yüce Allah'ın farzları olan namaz, zekat ve benzerlerinde üşengeçlik etmeyiniz. Kocalarına canı gönülden itaat edenlerden olunuz. Onların saygınlıklarının büyük bir kısmı sizin elinizdedir. Onun için siz bu sorumluluğunuzu çok güzel bir şekilde eda ediniz. Öyle ki Yüce Allah katında sahli ve itaat eden kadınlar sayılasınız. İsraf etmeyiniz. Kocalarınızın mallarını yersiz harcamayınız. Hıyanet etmeyiniz.
hırsızlık yapmayınız, dedikodu yapmayınız. Bir kadın başka bir kadın yahut erkeğe iftira atmasın. Sayın dinleyiciler, yuvalarımızda huzur ve sevginin gelişmesi için ve Allah'ın rahmetinin cezbedilmesi için eşlerin birbirlerinin akrabalarına hürmet ve sevgi dost göstermeleri şarttır. Çoğdri Nazır Muhammed Bey, Vadili Mesih'in aslında bir sahabidir. Çoğdri Nazır Muhammed Bey şöyle rivayet eder. Ben Vadili Mesih'in aleyhissalatü vesselamın yanında otururken başka bir arkadaşla kendisiyle görüşmeye geldi. O Vadili Mesih aleyhissalatü vesselam'a Kain tarafım eşimi bana çok zorluklar çıkararak verdi. Bundan dolayı ben de eşimi anne babasına göndermeyeceğim dedi. Bunun üzerine Vadil-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü öfkeyle kızardı ve ona büyük bir kızgınlıkla içinde bir an evvel buradan uzaklaş, senin yüzünden bizim üzerimize de azap inebilir buyurdu. Bunun üzerine o adam oradan uzaklaştı. Az bir zaman sonra geri gelip tövbe etti. Az bir zaman sonra geri gelip tövbe ettiğini Vadili Mesih'e bildirdi. Bunun üzerine Vadili Mesih Aleyhisselatü Vesselam onun oturmasına izin verdi. Vadili Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kız verenlerin uygunsuz davranışları üzülmeye değer değildir. Dünya yaratıldığından beri kız tarafından hep başlangıçta bir miktar uygunsuz davranışlar ve çekişme meydana gelir. Onlar kızlarını vermeden önce çok düşünüp taşınmakta haklıdırlar. Çünkü o onların sevgili evladıdır ve evlat hakkında herkes böyle davranmaya mecburdur. Sahih Müslim'de bir rivayet var. Sahih Müslim'deki bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zevcesinin akrabalarına o kadar iyi davranırdı ki Hazreti Hatice radıyallahu anha vefat etmiş olmasına rağmen her ne zaman kız kardeşi Hale'nin sesi Peygamber Efendimiz'in kulağına geldiyse o bunu işitir işitmez ona hürmetin ayağa kalkıp onu karşılardı ve büyük bir sevgi içinde Hatice'nin kardeşi Hale geldi buyururdu. Peygamber Efendimiz'in bu ahlaki davranışları sadece eşinin akrabalarıyla sınırlı değildi. Tersine her ne zaman evinde bir hayvan kesildiyse o, onun etinden Hazreti Hatice'nin arkadaşlarını da gönderirdi. Efendisine uyma neticesi olarak Vadili Mesih Aleyhisselatü Vesselam da zevcesinin akrabalarına güzel ahlakın en iyi örneklerini sergiledi. Mesela kendisi çok meşgul olmasına rağmen Hazreti Ümmül Müminin yani Mesih Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Ümmül Müminin'i anne babasıyla görüştürmek için birçok kez yolculuk yaptı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam son yolculuğuna da Hazreti Ümmül Müminin radıyallahu teala anhu'nun isteği üzerine çıktı. Ve Lahor'da vefat etti. Mesih Aleyhisselam kendisi çıkmaya pek razı değildi ama Hazreti Ümmül Müminin ısrar etti ve Mesih Aleyhisselam bu yolculuğu yaptı. Bunu da bilmemiz lazım. Vadili Mesih Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Ümmül Müminin de kocasının akrabalarıyla örnek teşkil edecek davranışlarda bulunurdu. Bunun neticesinde başlangıçta muhalif olan akrabaların gönüllerini fethetti. Mesela kumma kelimesi toplumumuzda nefretin simgesi olarak kullanılır. Ancak Hazreti Ümmül Müminin Vadili Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci eşine karşı da çok iyi davranırdı. O hastalandığında onun ziyaretine gider ve tedavisiyle uğraşırdı. Vadili Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün akrabaları Ümmül Müminin'e muhalif olmasına rağmen
o ahlaki davranışlarından vazgeçmedi. Ailelerde sevgi ve merhametin kökleşmesi için Kur'an-ı Kerim karı kocanın birbirinin elbisesi olmasını emretmiştir. İnsanın zaaflarını örtmekle kalmayıp onun güzelliklerini göstermek elbisenin sayısız vasıflarından birisidir. Bundan dolayı ister erkek ister kadın hayat ortağının güzelliklerini görmeli ve onları itiraf etmeyi adet haline getirmeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin sadece hayatında değil, onların ölümünden sonra bile güzel vasıflarından sık sık bahsederdi. Nitekim Hazreti Hatice'nin vefatından sonra onun iyilikleri ve güzel vasıflarından o kadar sıkça bahsederdi ki Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre ben bazen usanarak ey Allah'ın Resulü Allah sana çok iyi hanımlar bağışladı. Artık o yaşlı kadını anmaktan vazgeç derdim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır hayır deyip şöyle buyururdu. Ben yalnız iken Hatice bana arkadaş oldu. Ben kimsesiz iken o bana kalkan oldu. Hatice mal mulkuyla bana feda oldu. Allah ondan bana çocuklar verdi. İnsanlar beni reddettikleri vakit o bana iman etti. Ayşe Hazretleri'nin güzel vasıflarını açıkça beyan ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Ayşe'nin diğer hanımlar üzerindeki fazileti serid yani etli yemeğin diğer yemekler üzerindeki fazileti gibidir. Diğer hanımlar bazen bunu protesto ettiklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Eşlerimin arasında sadece Ayşe'dir ki onun yatağındayken bile bana vahiy iner. Vadiden Mesih aleyhissalatü vesselam da Hazreti Ümmül Müminin ile yalnız iken aralarında geçen bazı olaylar ortaya çıktığında ve onun bazı güzel vasıflardan haberdar olunca bu vasıflardan ashabına bahsederdi. Ve ashab-ı kiram şimdi Mesih-i Maud aleyhissalatü vesselam eşiyle yalnızdır. Üçüncü bir kişi yok. Ve Mesih-i Maud aleyhissalatü vesselam onun bu güzel bir vasıfını öğreniyor ve gelip ashabı içinde konuşuyor. Benim hanımım bugün bana bu dedi. Bu güzel bir, ne kadar güzel bir şey söyledi bana. Ne kadar güzel ahlaklı bir davranıştır. Ve böylelikle Hazreti Ümmül Müminin'in karakteri, onun ahlakı ashab-ı kiramın rivayetleriyle bize ulaştı. Biz bu devirde ister erkek ister kadın şikayetçi oldukları zaman birbirleriyle ilgili kötü sözler söylerler, kötü huylardan bahsederler. Ama onların iyi taraflarından hiç bahsetmezler. Yani bir toplum içinde iyi taraftan bahsetmek bu şöyle dursun. Yüzüne karşı dahi söylemezler. Ya sen Allah razı olsun senden böyle bir güzel vasıf vardır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve vaad edilen Mesih aleyhissalatü vesselam hem onların yüzüne söyler hem onların arkından arkadaşlar içinde de onların güzel vasıflarından bahsederlerdi. Bugünlerde ailelerde huzursuzluğa neden olan bir sebepten bahsederken vaad edilen Mesih'in 5. halifesi Hazreti Mirza Masrur Ahmet Eyyadahullahu Teala bin Esir-i Aziz şöyle buyurmaktadır. Yuvalar yıkan, ailelerde kavgalara ve huzursuzluğa sebep olan bir hastalık, evlendikten sonra erkeğin gücü yetmesine rağmen ve hiçbir caiz neden olmadığı halde anne babaya ve kardeşleri ile aynı evde yaşamasıdır. Eğer anne baba yaşlı olup yürümekten ve iş yapmaktan aciz ise, onlara hizmet eden ve yardım eden kimse yoksa, o zaman gerekli ve farz olan onlarla kalıp hizmet etmeleridir. Ancak onlarla beraber yaşayan kardeşler varsa, ayrı bir evde yaşamakta bir beis yoktur. Bugünlerde
aynı evi paylaşmaktan dolayı birçok sorunlar yaşanmaktadır. Beraber kalarak daha fazla günaha yakalanmak hizmet veya iyilik değildir. Biz birbirimizi sevdiğimizden dolayı beraber yaşıyoruz diyenler arasında bu sevgi nefretlerin artmasına neden oluyorsa, o zaman beraber yaşamak ilahi emir değildir. Böyle durumda daha hayırlı olan ayrı evde yaşamaktır. Kısacası duygularla değil, daima akılla karar vermeliyiz. Hazreti Mir Muhammed İsmail radıyallahu teala anhu Vadlen Mesih'in kayınbiraderidir ve Vadlen Mesih'in evinde 25 seneye yakın yaşamıştır. O müşahedesini şöyle aktarmaktadır. Ben hayatımda hiçbir zaman Vadlen Mesih aleyhissalatu vesselam'ı Hazreti Ümmül Müminin'e kızarken görmedim ve duymadım. Tersine ideal bir çifte olması gereken durumları müşahede ettim. Vadlen Mesih aleyhissalatu vesselam'ın evinde yaşayan Hazreti İmam Bibi radıyallahu teala anha şöyle rivayet eder. Biz hiçbir zaman Hazreti Ümmül Müminin'i, yani Vadlen Mesih'in eşini, biz hiçbir zaman Hazreti Ümmül Müminin'i Vadlen Mesih'e kızarken görmedik. O Vadlen Mesih'e çok hürmet ederdi ve gönlünü hoş tutmaya çalışırdı. Bize de Allah aile hayatıyla ilgili öyle güzel örnekler göstermeyi nasip eylesin ki etrafımızda yaşayanlar her Ahmadi çift efendisi gibi ideal bir çifttir. Her Ahmadi erkek eşine iyi davranır. Her Ahmadi bayan da kocasına hürmet eder ve gönlünü hoş tutmaya çalışır diye şahitlik etsin. Vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın 5. hilifesi Hazreti Mirza Mesrur Ahmet Eyyadahullahu Teala Benesir-i Aziz şöyle buyurur. İslam aile ilişkilerini ayakta tutmak, sevgi ve muhabbet ortamını yaratmak için ne kadar güzel öğreti sunmuştur. Buna rağmen egoların ağına yakalanıp iki yuva, iki aile ve hatta birçok kere nesillerin yıkılmasına neden olan insanlara şaşmamak ve üzüntü duymamak elde değildir. Allah onlara acısın. Amin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Allahu ekber. Allahu ekber.